Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İnşallah bugün kabir azabı ve nimetler hakkındaki dersimiz ahirgesi oladı. İnşallah irteden kıyametli küçük alametleri degen dersimiz başlanadı inşallah. Keçeki dersimizde hemen okuyan hadisimiz bir katarı koyamız. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den İmam Ahmet rivayetleri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şunu dediler ki, qabrning bir siqib qo'yib yuborishi bordir, haqdir. Agar mana shu siqib qo'yib yuborishidan kimdir omon qolishi mumkin bo'lganida Sa'd ibn Mu'oz qutilgan bo'lardi. Bu azobdan insonni nima qutqarishi mumkin? Nima insonni qutulishiga sabab bo'ladi? Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan Nabi sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilinadi. U zot aytadilarki, odamlar mayyitni qo'yib qabriga ketayotganlarida mayyit onu koyup getirken kişilerin ayak kiyimlerinin avazını eşitledi. Eğer o mumun bulsa, namazı baş damanı da türedi. Rozdası on damanı da türedi. Zekatı çap damanı da, sidq, silatü rahim, adamlar yıkırken maruf ve ihsanı ayak damanı da buladı. Onu sonra savalgı tutadıyan, fitne güçreti uç parıştalar kirip, savalgı tutmak gibi olup baş damanıdan kegen payette, namazı min damanıdan sizlerge yol yoktu, hatırladı. O'ng tomonidan kelsa, tutgan ro'zasi men tomondan yo'l yo'q deydi. Chap tomonidan kelsa, zakoti oyoq tomonidan kelsa, sidq, silatur rahim, amri ma'ruf nahi munkarlari qaytaradi. Ya'ni mana shu hayotda qilib o'tgan ishlari unga bir chiroyli suratdagi inson suratida shakllanib keladi deb kechagi darsimizda aytdik. Endi mana shu qilgan savobli amallari uni to'rora tomonidan o'raydida savol so'roqqa, hisob-kitobga yo'l qo'ymaydilar. Ali roziyallohu anhu'dan bir qancha bir nasihatlar var. Bugün bana şu kabir haqidagi dersimizi tugatarken biz bir qancha nasihatlarını okuyemiz inşallah. Ali roziyallohu anhu aytadi, dünya orqaga qarab ketmoqda, ahiret esa oldiga qarab kelmoqda. U ikisinin farzandları var. Ahiret farzandlaridan bo'linglar. Dünya farzandlaridan bo'lmanglar. Bugün amal var. Hisob kitob yok. Ertaga hisob kitob bo'ladi, amal bo'lmaydi. Ya'ni soddaroq qilib aytadigan bo'lsak, insonning hayoti orqasiga qarab ketadi. Umri ozayishga qarab ketyapti. Bir insonga 70 yillik yoki 60 yillik umr berilgan bo'lsa, har o'tgan kuni umrini umridan bir kunda qisqartiryapti. Hayoti orqaga qarab ketyapti. Musulmon odam har bitta o'tgan kuni uni ajalga yaqinlashtiryapti. Oxirat esa oldiga qarab kelmoqda. Ya'ni oxiratga qarab yetib boryapmiz. Dünyanı hem, ahirette hem özünü farzantları var dedi. İmam Ali. Dünyada farzantları kimler? Dünyadan çıkıp gitmeydiğinde yaşaydıganlar. Ahiretler farzantları ise dünyanı ahiretinin ekinzarı da karaydıgan kişiler. Faraz kılın bir adamga bir yilge, bahardan keç küzgeçi yer icarege berilgen bosa, şu eriden imkaniyatı barıca, bitti mi, ikide mi, üçde mi, koludan kegeneçe hasıl alışıkı hareket kıladı. Çünkü küzge bargen de yerde yasin yerini katarı berişli kerek. Keyingi baharda onge yer tegedi mi tegmeydi bu nasanı gamı boladı. Huddu bana bu sezonda yakşara işlep kalaylik. Kışta kıyılanmasını yemin düşün dediğin soğuda gelirler yokşap. Bugün amal kılıçdaki imkaniyat var. Hali hesap kitap yok. Lekin ertteki hesap kitap başlayan payette amal kılıçdaki imkaniyat bu miydi? İmam Buhari rivayeti. İmam-ı Kurtubi özünün tazkirası da şimdi bir nasihatlerini keltiradi. Ey mağrur! Ölüm hakkıda onun masligi, ağırligi ve açıklığı hakkıda fikir kıl. Ölümden göre hakrak vada var mı? Ölüm şimdi vadaki hak. Ölüm hak. Elbette bir gün insanı başa keladi. Ölümden göre adılrak hakem var mı? Kalbini korkutuş üçün, közlerini yığlatış üçün, cemaatten acilatış üçün, lezzetlerini yetkesiş üçün, arzu ümitlerini yok kılıçlık üçün, ölümünün özü kifaya emez mi? Ölümden keyin kişiye nasihatlik gereği yok. Roparası da mayyit durupti. Ahiret diyarı göçüşlük arafasta durupti. Ab çıkıp kabristonga koyuyken adamlar dişi de kabristonda külüyekenlerdi görasız. Bu kalbinin ölgenliğinin belgisi. Çünkü roparası da ahiretta birinci eşiği kirip getirirken adam durupti. Yig'lab undan ibratlar uchun o'diga kulayotgan odamni ey odam bolasi bir kun kelib yiqiladigan kuning haqida fikr qildingmi?
Öz makoningdan tor yerga ko'chishing, do'sting, hamrohing, oilang seni tashlashligini, aka-ukalaringdan ajrashligini o'yladingmi? Seni yumshoq yotog'ingdan olib, ustingga tuproq tashlashlari haqida fikr qildingmi? Ey moli dunyoni javlovchi, ey binolarni baland soluvchi, Allohga qasamki, molingdan senga nasib etgani faqat kafanlikdir. Kimni ko'rganmiz? Puli bilan ko'milganini. Kimni ko'rganmiz? Mansabi bilan ko'milganligini. Kimni ko'rganmiz? Unvonlari bilan ko'milganligini. Yerni tagiga kirayotganda hamma bir xil kiradi. Avvalgi darslarimizda o'tdik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan eng afzal sadaqot qaysi deb so'raganida o'zing sog'lom, baxil, kambag'al bo'lishdan qo'rqib, boy bo'lishlikdan umidvor bo'lib turgan paytingda qilgan sadaqoting afzal deyildi. Ya'ni o'zingga kerak bo'lib turganda qilgan ihsoning afzal dedi. Qachoniki xalqu menga kelgan paytda joning dedi Rasululloh. Falonchiga monchi o'tkizdim, fokinchiga monchi o'tkizdim demagin, muhlatni boy berib qo'ymagin. U payt kelganda pul sen aytmasang ham o'shlarniki bo'ladi dedi. Chunki kerak bo'lmay qolgandan keyin berayotgan pulingiz bilan o'zingiz muhtoj bo'lib turgan paytingizda bergan pulingiz afzal. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlardek, "Man xofa adlaja." Kim qo'rqsa, ertaroq harakat qiladi. Va man adlaja balag'al manzil. Endi kim ertaroq harakat qilsa, albatta manzilga yetadi. Bu yerda o'tirganlarda hali safari tugagani yo'q hozircha. Harakatimizni qilib qolaylik, chunki bu qabr bizning asl vatanimiz. Inson bolasi to'rtta bekatdan iborat hayoti deganmiz. Onani qorni, dunyo hayoti, qabr hayoti, oxiratdagi abadiy hayoti. Bu onani qornida ixtiyori yo'q edi. Dunyoda ixtiyori bor, qabrga kirganda ixtiyori bo'lmaydi, oxiratda natijani kutasiz, hech qanday ixtiyor yo'q. Biz mana shu ikkinchi hamma narsani hal qiladigan hovlida turibmiz. Kimga 10 yil qoldi, kimga 5 yil qoldi, kimga qolmadi umuman. Seni molingdan Allohga qasamki, senga nasib etgani faqat kafanlikdir. Qarang, boydi ham, kambag'aldi ham bir xil surupga o'raladi. Ipakka o'ralmaydi. Ipakka o'raladimi? Ikkalasiga ham bir xil metr ketadi. Yoki birini qabrning ichiga ham kafil terib chiqadimi? Ha, ustiga qilib qo'yadi, u ustiga. Ana shu ustiga qilayotganlar o'zlari uchun qilyapti uni. Ya'ni ana shu o'tgan otasiga yoki onasiga hurmatini ko'rsatishligi uchun 1-2 ming dollar sablab qo'yadi ustiga. Vaholanki tirikligida xabar olganmi undan? Orqasidan 2 rakat namoz o'qib, peshonasini yerga qo'yib, Parvardigor, Robbi g'firli va valivalidaya deganmi? Hayt deganda bir to'rtta oqsoqol chaqirib ehson qilib qo'yadi, bo'ldi. Demak, yer tagiga kirishlik bir xil bo'ladi, lekin yer tagidagi holatlar bir xil bo'lmaydi. Seni jamlagan moling qani? Seni dahshatdan saqladimi? Yo'q. Sen uni seni maqtamaydigan odamlarga tashlab ketding, seni eslamaydiganlarga tashlab ketding. Opa dadasini kim eslaydi hozir? O'sha opa dadasidan qolgan pul dadasiga qolgan, dadasi o'lsa balasiga qoladi. Kim katta otasini eslayapti? Kim katta otasini, otasini eslayapti? Inson o'zi uchun o'tkizib qolmaydigan bo'lsa, o'zingiz o'zingiz uchun o'tkizmasangiz, qanaqa qilib nevarasiz uchun o'tkizsin? Chunki o'zingizdan siz baxillik qilganda, qanday qilib bobosiga nevara o'tkizsin? Abu Dardo roziyallohu anhu aytadi, "Uch kishi meni yig'latdi, uch kishi meni kuldirdi." Hayotda edi odamlarga qarab, uchtasini ko'rib kuldim, uchtasini ko'rib dedi, yig'ladim dedi. Kuldirgani dedi. Dunyo orzusi shunday ko'pki, ortidan o'lim quvalab yuribdi. Orqasidan o'lim quvalab yuribdi uni, u hali ham dunyo bilan yuribdi. Buni ko'rib kulgim keladi dedi. Ya'ni yoshi falon joyga borib qolgan bo'lsa ham, yana tijorat, yana uy joy, yana bola chaqa, yo bir to'y, boshqa narsalar bilan 60 yilga ajalini surib qo'ygan banda uchun dedi Rasululloh uzr qolmadi dedi. 60 yil yashadimi? Endi dunyo ishidan qo'lini yub, oxirati bilan avvol bo'lsin deydi Rasululloh. O'lim bitta yog'a go'rga osilib qoldi, yana nevaram yerib qo'y. Nevaramga pundamni sop qo'y. Mendan keyin xilanib qolmasin. O'zingni g'amingni. Chunki qabrga kirganingda unavaring seni eslaydimi? Ikkinchi meni kuldirgan kishi o'zi g'ofil, ammo undan g'ofil bo'linmagan. Ya'ni o'limni esdan chiqarib qo'ydi-yu, lekin o'limni esdan chiqargani yo'q. Uni orqasidan chiroyli bir vaqtini poylab yuribdi. Vaqti kelgan paytda shunday adashmasdan olib ketadi.
Meni küldürgen üçüncü kişi, ağzını doldurup külgen kişi ki, Allah ondan razı mı, narazı mı bilmiydi. Lekin mazah kılıp külü yürüptü. Resulullah s.a.v. hiç kaçan kahkaha atıp külgenmezler. Allah Teala'nın huzurudaki derecesi şunu bir uluğ boyan Resulullah s.a.v. külgenlerde ağız işler köyünü koyarken, tavassum koyarkenler. Biz ki, biz huddu cennetten özümüz, cahimiz anı kılıp bronk boyanımızı, köyünümüz tok, haha atıp, kahkaha atıp külü yürüpüz. Bana şu üç adamı görsem külgüm keledi. Yani beni yığılatken narsa değil. Muhammed Aleyhisselam'ı tüketkenle geliydi. Resulullah'ı tüketkenle gelin öyleyse buradalar. Dünyadaki hiç kaysa musibet musibetmez. Resulullah vefat etti. Yine kendi musibet var. Biz Resulullah'ı tüketkenle gelin musibetle gelin ne kadar sıkıma yapıyoruz dese ha uzat, kör, tanıma gelmez de hiç geçen. Ates, atasını yapıp yığılaydı siz yığılamıyorsunuz. Nima gedese otangiz otasini tanirdi da siz tanimasdingiz. Endi siz otangiz o'tib ketgandan keyin siz otangiz aytib yig'laysiz. Bolangiz yig'lamaydi, ko'p ham taniganmas-da. Rasulullohni o'tib ketganligini eslab yig'lamayotganligimiz birodarlar, u zotni yaxshi tanimaganligimizdan. Meni yig'latgan narsa Rasulullohni vafot qilganligi deb aytadi. Ikkinchi meni qo'rqitgan, yig'latgan narsa o'lim masligi kelishdagi qo'rquv. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdagi zotga o'lim sakaroti, o'lim masligi yetdimi? Endi bu yerdagi Allohning rahmi kelsin. Albatta o'limni masligi sakaroti bor dedi Rasululloh. Yuzlariga ana shu suvni olib yuzlariga surtib turardi. Rasulullohga yetdi mana shu narsa. Shuni vahimasi meni deydi, yig'latdi dunyoda. Meni uchinchi yig'latgan narsa bir kun borki, bu kunda sirlar oshkor bo'ladi. Jannatga mi, dozoqga mi ketishimni bilmasdan turadigan kunim Rahmonning oldida turishlik meni yig'latadi. Chunki qiyomat kunida nomoyi o'ng qo'lidan oldidan beriladi, yana auzubillah chop qo'lidan ortidan beriladi. To nomoyi amoli qaysi qo'ldan olinganligi aniq bo'lmagunicha mo'min kishi qo'rquvda turadi. Biz mana shu narsa haqida ham qilamizmi? O'lim haqida, qabr haqida aytilgan mavizalar nihoyatda ko'p. Lekin ularning ichidagi shubhasiz eng afzali Umar ibn Abdulazizni qilgan nasihati. Umar ibn Abdulaziz mana Umar ibn Xattobning zurriyotlaridan. Xulofoi roshidlarning 5-inchisi deyiladi. O'rtada bir qancha bir vaqt o'tganligiga qaramasdan, ana shu eng to'g'ri yo'lda turgan 4 xalifaning 5-inchisi deb e'tibor qilinadi. U zot nima dedi? Umar ibn Abdulazizning nasihati quyidagicha bo'ldi. U bir kishining janozasida qatnashdi, mayitni qo'yishdi, qabristondan bir chekiga borib o'z yakka o'tirdi. Odamlar xalifaning oldi atrofida jamlanib o'tirishdi. Umar ularga nasihat qila boshladi. Umar aytdi. Qabr menga nasihat qildi. Ey Umar, men seni yaqinlaringni nima qildim so'ramaysanmi? Kafanlarini kuydirdim. Badanlarini parchaladim. Qonlarini so'rdim. Go'shtlarini yedim. So'ngra mendan jasadlarini nima qildim so'ramaysanmi dedi. Ikki qo'lini tanasidan ajratdim. Bilaklarini suyagidan ajratdim. Tanasidan oyoqlarini ajratdim, tizzasini sonidan ajratdim, tizzadan topuqlarini ajratdim, topuqlaridan barmoqlarini ajratdim. Bo'lib tashadim deyapti. Umar yig'ladi va dedi: "Dunyoning qolishi ozdir. Undagi aziz xordir, uning boyi faqirdir, yoshlari esa qaridir, tiriklari o'ladir. Tezlik bilan ortiga qaytishini bilib turib, dunyoni kelishi sizlarni g'urur tullanmasin. Unga aldangan kishi haqiqiy mag'rur aldangan kishidir. Kelishi tez, ketishi ham shu tez bo'ladi. Kelish ketishi tezligini bilib turib oldanib qolmanglar dunyo hayotiga. Chunki o'tgan yilgi gullardan bittasi ham chiqqan emas hozir. Birodarlar, o'tgan asrda yashagan gullarda bittasi hozir yo'q. Bu asrda yashayotgan gullarni birortasi keyingi asrda qolmaydi. Oldab qo'ymasin sizlarni dunyo hayoti. Undagi shaharlarni qurgan uning yashovchilari, suvlarni daryolardan oqizib kelib, undan ichganlar, daraxtlarni sug'organlar qani? Unda ular ozgina vaqt turdilar. Ularni sog'liklari aldab qo'ydi. Kuch-quvvatlarga ishonib gunohlarni qildilar. Ular mollari ozligi sababli unga intildilar. Tuproq ularni tanalarini, qum ularni jasadlarini, qurt suyaklarini nima qildi? Ana baytud dud dedi qabr. Men qurt qumusqalarni uyiman deydi.
Ular bazıları dünyada nimetlerge kömülgen, atrafıda hizmetkarları köp bulgen, yakınları tamamından ziyaret kılıngen, koşunları tamamından ikram kılıngen halde yaşadılar ki, endi ularının halinden haber almışsılar mı? Huddana şu malı dünyası köp, hizmetkarı köp, konu koşunuzu yakış görgen, karındaşın içinde hürmetli bölgenlerde kim haber alıp kabreden? Ularının halinden haber almışsılar mı? Ularının kabirleri bir hıl. Ularının bayiden, bayiliği hakkında soramışsılar mı? Ularının fakirlerinden, fakirliği hakkında soramışsılar mı? Ularının tilleri, közleri hakkında, nafis terileri, çirali yüzleri, yumuşak cesetler hakkında sorayılar. Kurtlar nima kıldı ulardı? Ana şu bitti bir çirali ayol üçün, memleketler özel abirulan cenk igen. Bir karış yerliği yer üçün, arzımagen dünya mahtahı üçün, milyonlagen adamlarda kanı tökülgen. Soramayız mı? Kanı tökülgenler kanı. Kanı tökgenler kanı. Zalimler kanı. Mazlumlar kanı. Kanı olar haması. Fe aynet adı habun. Allah-u Teala kayak kaket yapsalar da soruydu. Bizi hem yeti borgen cahimiz, uçlar borgen cahib oladı. Muallif şimdi bir sözlerini keltiredi. Bağda keti borarken ben bir badboy hit bundum görüldü deydi. Her kança yürüsem takı olmadı deydi. Bir kança masrafa yürüp borgenimde karasam, bir itti sasip etken cesadı cüssası yatardı. Yakara borup karasam, itne şu kellesi koptu cesadını, şimdi kurt koplattı ki, kurttu köplügiden bir ikincisinden okula itti yiyattı, cesadını kömüp taşıyan kurttuydu. Fakat kellesi çıkıp duruyanı için itli gibi ne yaptı deydi. Kabirde huddu şu kurtlar buladı buradalar. Kabirde hiç kim bu muydu? Bana şu ihtiyat kılıp, kesel bulup koymasın diyken terilerimiz, opta ötük etmesin de yoklar sürüyken terilerimiz, sokat koymasın de piyeyken terilerimiz kurtlar gibi yem buladı. Esimizden çıkmasın şunlarsa. Ömer ibn Abdülaziz devam etedi. Ular üçün küm bilen tüm beraber emas mi endi? Kış bilen yaz, nah nava, kendi abu hava ularge bari vermez mi? Ular amel bilen ularının arasını tosadigen zulmet arası değmez mi? Bağlarını terk etişti. Keyinlikten tarlike girişti. Mirasxorları ularının mallarını, havlularını taksim kıldı. Ularının araları da kabirleri keyinleri var. Lezzetleri bilen nimetlerin etkenleri var. Sen kabirinin ertenge geçsen, seni dünya nime bilen aldap koydu. Bu kabirge ege buluşan nimet var odalar. Adamlar çöküp geti yaptı. Böğrüm öyle yiyip geti yaptı. Küyüp geti yaptı. Özü kabirge, kefenge, cenazage, Allah-u Ekber'ge ege buluşan nimet ozu. Ertege kalış. Ya kalmasını yengini bilesen mi? Dabdabadar havlin, yetilgen meyvelerin kanı. Kim yok oladı? Kim yok oladı? Kimini mayinligi, hidinginin hoşboyligi kanı. Kışkı, yazgı kiyimlerin kanı. Senden avvalgilerini başa geçişken işten bir haber misin? Ularını ölüm masligi kelgeni de çankak ve ıslık yinegenligiden bir haber misin? Osmanlı'nın hüküm, kaza, arkaya kaytmediğin acel geldi. Ey otasını, ya inisini, ya balasını ölgen de közünü yapıp koygen insan. Otasını, inini, ya ki balasını özü triligide kömgen insan. Mayitini yuvundurgen, cenaze okup onu yelkesine kötergen, onu kabrige alıp varıp koyup, arkaya katgen insan, özlüğünü şu tıprakı koyuşuyun olarak görmediyim mi? Bana şu kabristonga koyup kaytıp, kendi kalıp günah kılıçlıktan uyarmıysan Allah'tan. Ertege dünyadan çıkışımdan, dedi Ömer ibn Abdülaziz. Ölüm farıştası beni kays halde taparken. Yani canım çıkışlıyı da ben nemen üstü bularken ben. Savaptı üstü de mi? Günahtı üstü de mi? Rabbimden, Rabbimnin risalasından menge kanday haber keledi. Gapı şöyle yetken de Ömer ibn Abdülaziz toktadı. Katta yığladı. Bana şu hafta ahir gitmesinden Ömer ibn Abdülaziz vefat etti. Gör ki ölümünü sezgendik. Acayip suratdaki bir nasihat nasıl bulan bizi kaldırıp geldi. İnşallah kaysi birimiz ertege yetib borishligimizni kafilligini bera olamiz. Modomiki shundayken Alloh taolo yo'liqishlikka, qabrga tayyorgarlik ko'raylik. İnşallah mana qabr xususidagi darsimiz bugün nihoyasiga yetdi. Ertadan qiyomatning kichkina alomatlari degan darsimizni boshlagan bo'lamiz.
Aqulu qawli hada ve astagfirullah li ve lekum. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.